Eski Adıyaman'la yeni Adıyaman'ı mukayese edecek olursak o kadar çok şey değişti ki. Çocukluğumuzun Adıyaman'ında oyunlarımız farklı, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz farklı, arkadaşlıklarımız farklıydı. İlkokula başladığımızda 25 kuruşa 5 tane uzun şeker aldık. Şeffaf bir çağda sarılı bu şeker bizim yegane eğlencemizdi. 25 kuruşa defter de vardı, 25 kuruşa kalem de. Defterin üstünde bir Nasreddin Hoca resmi, kalemin üstünde bir timsah resmi vardı. Ama hepsi 25 kuruş. Zaten 25 kuruş da o zaman değerli bir paraydı. Okulların önünde şimdiki gibi çeşitli ürünlerin satıldığı kantinler yoktu. Okulun önünde beyaz kıyafetiyle Ömer Emre nohut satardı. Köşe başı beklerim, vay benim emeklerim, her nereye de gitsem mini mini yavrularımı beklerim diye. Ezgilerin eşliğinde bize nohut satardı. Nohut çoğu kere bir defter kağıdına külah dediğimiz şekilde yapılır, içine konulur ve üzerinde kimyon dökülmek suretiyle yenilirdi. O zamanki eğlencelerimizden biri gülle oynamaktı. Tabii biz gülle diyoruz ama esas orijinali gülle. Bunun çok çeşitli oyunları vardı. Bunları oynardık. Çelik çomak oynardık. Kırcık oynardık. Çayır bir oynardık. Şimdiki çocuklar sadece ellerindeki küçük bilgisayar veya tabletlerle bu oyunları oynuyorlar. Onların ne yazık ki bizimki gibi samimi arkadaşlıkları, dostlukları olmadı, olmayacak. Meyvelerimizi pörçüklü Cemal emmi satardı. Evimiz kalenin eteğindeydi. Onun davul sesi var ha var, var ha var, pörçüklü var. Sesini duyar duymaz kapıya çıkar. Emme gitme seslenirdik. İçeriden kaptığımız sahanla, bakır sahanla. Ya bir sahan sümüt, ya bir sahan bulgur götürüp onun karşılığında 2-3 tane pörçüklü alırdık. Pörçüklü dediğimiz de mor havuç. Şimdi tabii mahalli şeyleri değiştirince artık bunların da adları değişti. Bizim eski tabirlerimiz birer birer terk edildi. Mesela ayranı bugünkü gibi böyle kağıt plastik kutularda içmezdik. Ayrancı pazarına gidilir. Oradan alınırdı. Ayrancı pazarında çoğu kez yağı alınmış ayranlar tulukların içinde, tulukların içerisinde tasla ölçülerek satılırdı. Bazen de mahalle aralarında bir eşeğin üstünde ayran ayran diye bağıran bir ses duyardı. O içtiğimiz ayranın tadını bugünkü ne ayranlar ne de yoğurtlar veriyor. Yine o dönemde çocuk olarak bizim dikkatimizi çeken, bize ilginç gelirdi. Sakızlardan çıkan futbolcu resimleri vardı. Paramızı arttırabilirsek o kağıtlı sakızlardan alır. İşte bende Cemil var, Fenerbahçeli Cemil. Öbürü bende de Galatasaraylı Gökmen var der birbirimizle, sanki o futbolcular bizim futbolcularımız gibi kendi aramızda yarışır, konuşurduk. Şimdiki gibi çocuklar ana babalarıyla çok fazla
ilişki kurmazlardı. Çocuk okul bittiyse mutlaka yazın bir yere çırak olarak verilir. O gittiği yerde usul adab ödenirdi. Şimdi çocuklar anılarının babalarını el bebek gül bebek yetiştirdiği markete bile gönderemedik bir hal aldı. Halbuki biz o zaman değil daha kendi evimizin ihtiyaçlarını almak, komşuların ihtiyaçlarını almak için yarışırdık. Özellikle Ramazan günlerinde iftar saatine yakın buz alma bizim için çok keyifli bir işti. Buzdolabı olmadığı için komşularımız seslendi. Demirhan oğlum, bu 25 kuruş al, bize buz getir. Erimesin diye iftara da yakın saatler tercih edildi. Kalenin o yokuşundan kendimi bir araba gibi bırakır. Bugünkü 9 Eylül Caddesi'nde ilk sokağa, soldaki ilk sokağın köşesine gelen yerde büyük kalıplar halinde satılan buzların yanına girdim. Valla 25 kuruşlu, 50 kuruşlu buz olurdu. Zaten öyle 1 liralık buz alacak kimse de yoktu. Buz talaşa yatırılmış, elimize de bir gazete kağıdıyla tutturulur, elimizi o soğuğu yakardı. Ama biz o buzu alır almaz erimesin diye kendimizi de bir araba gibi yönerek sadece hayaline kurduğumuz bu araçları taklit ederek hızla komşumuza götürdük. Komşular arasındaki diyaloglar da tabii ki o dönem çok güzeldi. Mahalledeki her çocuk kapının önünde rahatlıkla arkadaşlarıyla oynar. Hiçbir şekilde geç olmuş, efendim, şimdi kiminle oynamış, bu tür şeyler araştırılmazdı çünkü bir güven ortamı vardı. Bugünkü çocukları sokağa bırakmaya, o yaştaki çocukları, 5 yaşındaki, 7 yaşındaki çocukları dışarı bırakmaya korkuyoruz. Halbuki o zaman biz geceleri çayır bir dediğimiz oyunu oynar, gecenin karanlığından istifade ederek ya bir binek taşının arkasına ya bir çuvunun yanına saklanıp bizi öbeleyememesi için adeta kendimizi gizlerdik. O bizi bulduğu zaman çayır bir, çayır iki, çayır üç diye bağırır. Onun üstüne bütün oyuncular da bir araya gelirdi. Kolektif oyun oynama alışkanlığımız belki sonrasında da bizim kolektif iş yapabilme, ders çalışabilme sonuçlarını meydana getirdi. Zira o zaman birlikten kuvvet doğar sözü adeta beynimize nakşedilmişti. Hocaya giderken ustanın yanında çırak olduğu usta, okula giderken her zaman arkadaşlık içerisinde, güzel dostluklar içerisinde gittik. Çocukluğumuzun unutulmaz hadiselerinden biri de sinemaydı. Sinemaya gider, karate filmler izlerdik. Film ara verdiğinde antrakta orada gördüğümüz karate figürlerini birbirimize duyurlar, sesleri çıkarmaya çalıştık. Hepimiz ileride Wang Yu, Bruce Lee gibi karate kahramanları olmak istedik. Bazen de izlediğimiz tarihi filmlerden etkilenip Kara Murat gibi, Battal Gazi gibi kahramanlar olmayı düşündük. Çocukluğumuzun o sinemalarında bizi hayal dünyasına alıp götüren güzel filmler kısa bir süre sonra usul ve erkandan uzak, bomboş, anlamsız filmlere döndüler.
yaptı. Bu nesil bizim o hayallerini kurduğumuz, battal gazi olduğumuz, surlardan atladığımız bir kılıçla üç kişinin ölümünü gerçekleştirdiğimiz hiçbir hayale sahip olamadı. Onlar şu anda sadece oynadıkları bilgisayarlarla, tablet ve cep telefonlarıyla boşa zaman geçirmekte, göz nurlarını dökmektedir. Umarım eski Adıyaman'a bir nebze olsun sizi götürebilmişimdir. Biz eski Adıyaman'ı çok seviyorduk. Şimdi belki siz de çok seversiniz.